İyi akşamlar sevgili izleyiciler. 90 artı futbola hoş geldiniz. Bu akşam da yine dop dolu futbol konuşacağız. Süper Ligi konuşacağız. Bölgesel amatör ligi konuşacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Onları başkanları Mustafa Cengiz'i kaybettiler. Galatasaray camiasının başı sağ olsun diyoruz. Konuklarımız bugün Önder Tamtürk ve Tolga Oral. Halil Hocam da yorumlarıyla bizlerle beraber olacak. Kendilerini bir kısaca tanıyalım. Tolga Bey'den başlayalım. Herkese hayırlı akşamlar diyorum Galatasaray camiasına, Mustafa Cengiz'e, Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum abi. Tolga Oral ben, İnye'de iş adamıyım. Kendi ayrı şirketimiz var. Burada çok güzel bir program yapacağımıza inanıyoruz. Çok, İnşallah. Uzun zamandır katılmak istiyordum ben de. Çok keyifli programlar yapıyorsunuz. İnşallah güzel bir program olur bu akşam. Merhaba, herkese iyi akşamlar. Ben de Galatasaray camiasına başsağlığı diyorum. Uzun yıllar burada amatör futbol oynadık, evet. Bildiğiniz gibi. Şimdi ben de bir işletme var, fırın açtık, fırın çalıştırıyoruz. Futboldan fırına çok geçiş yap. Futbolun konuşulduğu tek programa katılmak güzel oldu. Davetiniz için size de teşekkür ederim ayrıca. Halil Hocam, sizin sözleriniz. Ben de Galatasaray camiasının başı sağ olsun diyorum. Mustafa Cengiz, Galatasaray'a çok büyük katkıları oldu. Evet. Şampiyonluklar yaşadı. İki senedir zaten ciddi rahatsızlığı vardı. Tekrardan Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Sözü bırakayım sana. Konuklarımıza da bizi bu hafta kırmadıkları için, geldikleri teşekkür için teşekkür ederiz. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Sadece şimdi şu programın başında bir skor alalım. Fenerbahçe Göztepe maçı ne olur? Hepimizden tek tek skor alalım. Evet, Tolga abi. Ben de bir yandan bir göz ucumla bakıyorum. Ben 2-1 Göztepe'nin yeneceğini düşünüyorum bu maçı. Ben maçın beraberlikle biteceğini düşünüyorum. 0-0. Bu arada sizden Rıdvan'dan dolayı sabıkalısın. Yeğenin 3 maç verdi, 3'ü de yaptı. 3 gün uyku uyutmadılar. Sağ olsun verdiği 3 maç tutmayınca. Sürekli arayan oldu değil mi? Beni sürekli arayan oldu. Sağ olsun Rıdvan Bey, bundan sonra iddialarına hiçbir zaman oynamayacağız. Sen ne diyorsun abi, Fenerbahçe maçı ne olur? Fenerbahçe alır diye düşünüyorum ben. Ben de Fenerbahçe'nin bu akşam 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Evet, şimdi isterseniz Süper Lig'de puan durumuyla başlayalım diyorum programımıza. Süper Lig'e bir giriş yapalım. Evet, aldım. Puan durumuyla. Sonuçları sen söyle Murat abi. Daha sonra puan. Başakşehir 0, Altay 0, Adana Demir 0, Kasımpaşa 0, Antalya Spor 3, 60 Alanya'ya. Çaykur Rizespor 1, Kayseri Spor 0, Beşiktaş 0, Giresun Spor 4. Kimse beklemiyordu bu sonucu. Ne yazık yani, maalesef. Gaziantep FK 3, Konya Spor 2, Konya da yenilmiş bu hafta. Evet. Karagümrük 0, Trabzon 2, Sivas 4, Hatay 0, Yeni Malatya 0, Galatasaray 0, Göztepe 1, Fenerbahçe 2. Hay şu oynanmadı. Evet, puan durumunu da alabilir miyiz? Puan durumunu alalım. Evet. Trabzonspor 36 puanla lider. Yani görkemli bir puan durumu var. Tek tek saymaya gerek yok Murat abi. İstiyorsan tek tek saymayalım zaten. Evet, ikinci Konyaspor, Hatay 3. Alanyaspor. Fenerbahçe kazanırsa bugün ikinci sıraya yerleşemiyor. Averajı Konyaspor'un daha iyi sanırım. Yani. Bir de küme düşmeme puan durumu var orada. Burada görünmüyor. Burada ilk 15 görünüyor. Evet. Evet. Çaykur Rize 10, Kasımpaşa 10, Göztepe 10, Yeni Malatya 13. Çaykur Rizespor da çok kritik bir 3 puan aldığını belirtelim evet. Burada. Giresun'da öyle. Giresun'da bayağı yükselme var. Evet, Giresun Spor'da almış olduğu galibiyetle yukarıya doğru tırmanıyor. Evet, alabiliriz ekrandan. Alalım ekrandan. Ben buradan bir de şeye değinmek istiyorum. Giresun Spor lige çok kötü bir başlangıç yapmıştı. Sanırım 5 maçta 1 puanları vardı ya da 6 maçta 1 puanları. Hem hocaların arkasında durdular. Buradan da yönetim kurulu bence çok büyük bir iş başardı. Yani başka bir takım olsaydı çoktan gönderirdi diye düşünüyorum. Evet. Şimdi zaten amaç hocanın arkasında durduğun zaman, hocası kendini güçlü hissettiği zaman yani bir şeyler yapacaktır. İlk 6 maç fikstürü çok zorlu bir fikstürdü. Evet. Spor'un. Yani bence yönetim onu da göz önünde bulundurmuştur. Yani ondan sonra biraz daha kısmen rahat bir fikstüre girdi ve yükselişe tırmanışa geçti. Ama kaybettikleri maçta da iyi oynadılar. İyi mesela biz orada kaleci bir hatalı çıktı. Biz Trabzonspor lig lideri yenerken Vakayem'e boş kaleye atmıştı. Keza Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçında da iyiydi. Cüneyt Çakır son saniyede oyunu durdurmasa maç 2-2 bitebilirdi. Penaltı da kaçırdılar. Aynen. Evet. Aynen öyle. Trabzon maçında da bayağı iyi oynamışlardı. Yani kötü bir futbol yoktu Giresunspor'un. Yani bir Karadeniz takımı olarak gerçekten Giresunspor'un kalmasını isteriz yani. Tabii ki. Giresun bize kalsın bunlar. Karadeniz takımı hatta. Bunlar Samsun'da çıksın. Samsun'da çıksın. Evet. Bunlara, aynen. Yani
İnşallah. Şimdi 6-7 tane İstanbul takımı olacağına, yani biraz tabii da Karadeniz takımı olsun. Tabii. Hatta olsun ki Güneydoğu'dan da takımlar olsun Süper Lig'de. Hak ediyorlar da. Çok yetenekli evet futbolcular var yani bölgemizde. Evet, evet, kesinlikle. Ben ufak tefek bir yorumlar okuyalım sonra tabii açılış hocam maçıyla başlayalım. Beşiktaş maçıyla konuşmaya. Oğulcan Karası, Önder Tertürk abime selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Şeref Bölükbaş, iyi yayınlar. Ali İşçi, iyi yayınlar, selamlar. Bedir Volkan Ural, iyi yayınlar, herkese selam. Lütfi Tam Türk, iyi yayınlar. Celalettin Bayrak, Fenerbahçe'nin yenilmesini isterim yazmış. Ben de isterim. Arkadaşlar bazen yorumlar burada hepsi çıkmıyor. Yayının sonunda görüyoruz. Varsa atladığımız kusura bakmasın. Şeref Bölükbaş, iyi yayınlar demiş. Okudun mu? Okudum onu. Aynen evet, muhtemelen. Evet şimdi Beşiktaş'ı Tolga kardeşime sormak istiyorum. İzledi. Yani böyle bir mağlubiyet bekliyor muydun? Abi hiçbir şekilde beklemiyordum. Yani Beşiktaş'ın bu maçla beraber ben çıkışa geçeceğini, olumlu bir tablo önünde bulacağını düşünüyordum. Fakat maça çok talihsiz bir penaltıyla başladı Beşiktaş. Ben penaltı olduğunu da düşünmüyorum ayrıca. Çünkü pozisyonu değerlendirecek olursak yani evet, Rozier yani o kolunu oradan çekme ihtimali bence hiç yok. Yani bence kural olarak bunu penaltı olduğu söyleniyor ama hani kuralda da bir yanlışlık, bir sıkıntı var. Ben penaltı olduğum, o penaltıyla beraber maçı yine dönme ihtimali vardı ama Necip'in kırmızı kartıyla maç çok zora girdi. Doğru bir kırmızı kart mıydı? Ya, kesinlikle o konuda kırmızı kart doğru, çok dengesiz bir giriş yaptı Necip. Ondan sonra maç kilitlendi ve ikiyi de bulduktan sonra Mert'in hatasıyla beraber çok kaleci zor bir hale geldi. Çok hatalı. Evet. Hatalı. Tabii Mert'e de geçmiş olsun dileklerimizi evet buradan sunalım. Çok kötü bir maç geçti Beşiktaş açısından. Yani Giresun'a her ne kadar seviniyorsak da ben Beşiktaşlı olarak tabii çok üzüldüm o gün. Sonrasında Sergen Yalçın'la başkanın bir görüşmesi oldu dün. Devam kararı çıktı bildiğiniz evet gibi. Bence de doğru olan buydu zaten. Evet. Yani Beşiktaş'ın kadro olarak bence şu anda lider olan Trabzonspor'dan bile daha iyi kadrosu tabii olduğunu düşünüyorum. Kadrosu daha iyi yani. Yani bir Şampiyonlar Ligi kadrosu olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar başarısız sonuçlar olmuş olsa da. Ben daha iyi günler bekliyorum. Ya bir seri yakalayacaktır Beşiktaş Sergen Yalçın'la. Tabii. Radikal kararlar aldıktan sonra seri bekliyorum Beşiktaş. Acaba hoca da mı formsuz? Hoca aslında ben formsuz olduğunu düşünmüyorum. Futbolcular çok ruhsuz oynuyorlar sahada fark ettiyseniz. Yani geçen seneyle hiç alakası hırslı yok. Bir takım yok geçen sene. Evet, yani baskı, önünde baskı yapıyordu geçen sene. Bu evet sene çok rahat yani artık şampiyonluğun getirdiği rahat mı desek. O yani da olabilir. Geçen sene Abubakar'ın da büyük katkısı vardı. Evet, mesela Gezal'ı eleştiriyorlar bu sene. Geçen sene Gezal yok diyorlar. Ben katılmıyorum. Mesela Gezal maç içinde 2 tane 3 tane çok kritik paslar atıyor ve bunu ya Larin ya Başakşehir'i değerlendiremiyor. Değerlendiremediği için de maalesef. Yani çok da iyi yıldızlar da var. Mesela yani Pjanic var. Yani Alex Teixeira var. Hiçbirinden daha şu ana kadar bir verim alamadık. Sakatlıklar da tabii aynen, buna etken oldu. Etken oldu. Yani ikinci yarısında ligin çok daha iyi olacağını düşünüyorum ama tabii puan farkı 16. Yani şampiyon olunmasa bile ikinciliğin de yani ben ona göre önemi var ligde. Tabii ki büyük yani önemi. Yani bırakmaya da gerek yok. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şampiyonlar Ligi'ne artık Türkiye'den bir takım gidiyor biliyorsunuz. Evet. O da oynayamadı oyuncu. Yazık ki öyle bir durum ama tam belli değil galiba. Tam belli 15. değil. 15. sıraya yok, yerleşebilirsek. Yok evet yerleşiriz muhtemelen. İnşallah genel da. Genel puan durumuyla yani Türkiye'nin genel puan durumu. Evet. Ülke puanında 15. Evet sıraya yerleşirsek yani bunda tabii Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de şimdi önümüzde yine maçları var. Bunlar evet, inşallah onlar da lider çıktığı için falan ekstra puanlar gelecek. Evet. İnşallah. İnşallah iki takım gider. Son dakikada gol yemeseydi çok güzel olacaktı. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Keza Beşiktaş mesela Şampiyonlar Ligi'nde alınan puanlar ülke puanı için çok daha fazla biliyorsunuz. Yani oradan da biz puan alamadığımız için hiç puan alamadık. Sıkıntı yani oldu. İnşallah bakalım ya bir 15. bitirebilirsek yine iki takımla gitme ihtimalimiz var. Ya İnşallah. Ben şey diyorum ya yine iki takımla gideceğiz de sanırım birinci direkt gidemeyecek. Bu sefer bir ön eleme oynayacak. Eleme yani eleme bildiğim kadarıyla da birinci ön eleme oynayacak, ikinci gidemeyecek. Ben de öyle biliyorum. Avrupa Ligi'nde de hatta bir takım eksik gidecek. Evet. Konferans Ligi'ne Avrupa Ligi'ne de gidilmeme ihtimali var. Benim bildiğim öyle. Evet Önder kardeş. Fenerbahçe'yi de sana soralım. Fenerbahçe Trabzon deplasmanına kadar gidene kadar yani gitti lider. Ondan sonra çok inişli çıkışlı hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Maçlar oynadı. Ben yönetim ve hocanın başarılı olduğunu düşünmüyorum. Zaten Pereira'nın 3-5-2 sistemini hiçbir zaman beğenmedim. Yani Türkiye'de 3-5-2 oynamak çok zor. Şu an 4'lüye döndü. Bu akşam da 4'lü sanırım. Avrupa'da oynayabilen takımlar çok üst seviye takımlar. Evet. Yani ona göre bir kadro yapısı yapmak lazım. Stoperlerin çok hızlı olması lazım. Kanatlarının çok atletik olması lazım. Bu Fenerbahçe'de olmadığı için yani böyle lig genelinde yine iniş çıkış yaşar diye düşünüyorum. Tolga maç nasıl gidiyor? Göztepe biraz daha iyi bir gördüm sanki. Şimdi aynen, pozisyon kaçırdı.
İstatistiklerde de öyle gidiyor. İyi başladı gibi. Halil Hocam, Karagümrük Trabzon maçı. Ya Karagümrük Trabzonspor maçı öncesi ben çok rahattım. Zaten seninle de konuştuğumuz maçta maçtan önce konuştuğumuzda ben Trabzonspor'un rahat kazanacağını düşünüyordum. Çoğu kişi Trabzonspor'un bu maçta puan kaybedeceğini düşünüyordu. Fakat Karagümrük'ün hocasının bir şeyi var. Hangi takımla oynarsa oynasın aynı oyun sistemini deniyor. Ve böyle hocalar da yani bir şeye takılı kaldığınız zaman mutlaka kaybedersiniz. Herkese aynı şekilde oynayamazsınız. Yani evet. Şu bir Galatasaray maçında döndü. Şimdi bu maça da dörtlü başlamış sanırım. Baktım ilk 11'e. Şimdi Trabzonspor'un ön tarafına baktığınız zaman Canini, Abdülkadir Ömür sağda kim oynadı? Canini, Abdülkadir. Canini sağda. Cornelius ortada. Solda Vakame. Hamşik'le Abdülkadir 8 gibi oynadılar. Evet. Siyopis'te tek önlü biri oynadı. Ama Abdullah Avcı o kadar iyi çalışmış ki. Karagümrük hafta içi o kadar iyi etüt etmiş Berat'ı ki. Berat'ı kesmesini. Evet. Siyopis'i. Aynen. O önde baskı için daha iyi baskı yapıyor Siyopis. Maç maç Berat'ı gidiyoruz kesti. Dedi. Evet. Hocam. Maç maç gidiyoruz dedi. Trabzonspor golü hatta 45. saniyeye de bulabilirdi. Evet, 24. saniye. 24. saniye mi? Abdülkadir'le hemen. 24. saniyeye de bulabilirdi. Hani Bakayemi'nin kaçırdığı gole de bir değinelim. Evet, benim bardak kırdığım pozisyon. Çok kritik de bir pozisyon. 1-0 biliyorsunuz. Çok tehlikeli bir skordu. Evet. Arkadaşlarım şey dedi, Bakayemi'nin kaçırdığı. Çizgiden dışarı attı. Penaltıdan daha kötüymüş galiba. Aynen. Veteranlar takımını bu arada bitirdin. İlk puanı alalım. Ona da değineceğiz veteranlar. Takımını mutlaka not alalım buraya. Değineceğiz. Şimdi Vakayemen'in kaçırdığı gerçekten çizgiden out attı topu. Yani gol çizgisinden out attı. Abi yani, bence biraz çok özgüven, yani kendine çok güvendiği için o golü kaçırdı diye düşünüyorum yani. O gelişine sol ayak vurdu. Sol olduğu için mesela sağ ayakla dokunsa zaten yani gol. Yani abi gol, her tarafıyla dokunsa gol atabilecek pozisyon zaten. Gol oluyor. Ben de birkaç bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Yani çok müthiş gittiğini söyleyeyim bir kere. Öncelikle Abdullah Avcı defansı toparladı. Bence müthiş bir defans kurgusu evet. Var Trabzonspor'un. Neydi o defanstaki Edgar. Hugo Edgar ile Victor Hugo. Yani çok iyi bir ikili oldu. Bence yani Süper Lig'in en iyi ikilisi şu anda. Zaten geçen sene de bunun örneklerinden. Zaten onların yanlarına kimi koyarsanız koyun onlar da yani Dorukhan, genelde. Dorukhan şu an müthiş oynuyor. Sağ bekte mesela Perez'i kesti yani evet. Perez gibi bir ismi kesti. 265 gündür yanılmıyorsam yenilmiyor Trabzonspor evet. Değil mi? 26 maçtır yenilmiyor. Yani 3 ay sonra 3 ay sonra bir yıl olacak. Yani. Evet, evet. 3 ay sonra bir yıl olacak. En son Alanya Spor'a mı yenilmişti? Hı. Evet, en son Alanya Spor'a yenilmişti. İçeride. 90'da mı yemişti? Sanki öyle hatırlıyorum. Alanya'ya Davidson erken attı. Yani bir yıldan beri yaklaşık yenilmeyen bir Trabzonspor var. Defans hattı çok iyi. Hücumda da bana göre devre arasında takviyeler yapacaktır. Yapması gerekiyor. Konuşulan isimler de var. Yarmolenko gibi bir isim var mesela biliyorsunuz. Bence gelirse en az 10 gol, 12 gol bareminde atar. Yani zaten şampiyonluğa çok yakın. Daha da garantiler bence. Çünkü Cervinho'nun sakatlığı üzücü ve şanssızdı. O da katkı veriyordu yani Trabzonspor'a. Çok veriyordu, iyiydi. Çok iyi gidiyor. Ben çok iyi bir Beşiktaşlıyım. Bunu izleyenler, arkadaşlarım, kardeşlerim bilirler. Yani bu sene çok iyi de bir Trabzonsporluyum ayrıca. Yani inşallah hafta sonunda maça gitmeyi planlıyorum i̇nşallah. Artık. İnşallah. Sizlerle beraber. Biz de gideceğiz. İnşallah güzel bir şampiyonluk gelir. 40 küsur yıldan beri şampiyon olamayız Trabzon. Şampiyonluk kutlamalarında da beraber gezeceğiz. Gerçekten en önde olanlardan biri olacağım. Önder yani. Gelmez de yani biz geleceğimi düşünmüyorum. Şey yine mesajlar gelmiş. Abdullah Erkin iyi yayınlar. Herkese selamlar. Selamlar. Hakan Yıldız iyi yayınlar. Güzel bir program olacağı kanaatindeyim. Az evvel Ünye 1957 Spor tarafından yeni teknik direktör ile anlaşıldığı bildirildi. Yeni hocamız kimdir? Sizin kendisiyle ilgili bilginiz var mı? Teşekkürler. Biz Ünye 1957 Spor'u konuşmaya geçtiğimiz zaman o konulara değineceğiz. Ahmet abi yazmış. Ahmet Şen. Azaboğlu Ahmet. Aslan Ortak yazmış. Lütfi tamam, Tamtürk tekrar selam söylemiş. Muharrem Son kardeşim yorumlarını bekliyorum senden yazmış. Hasan Bahadır yazmış. Vahkebe'den selamlar. Aslında buradan çok selamlar. Azaboğlu Ahmet. Volkan Bozkurt'u hiç sevmem ama Ünye Spor'u şahlandırır. Allah Allah. Gelmez çünkü Ünye'nin çocuğu bu memlekette şans vermezler. Dışarıdan gelene ağa paşa hürmet gösterirler ama Ünye'nin çocuğu üvey evlat olur. Ahmet Ağa fırında değil herhalde. Fırında mı? Barış Çora Tatvan'dan selamlar Ünye'nin güzel insanları. Barış'a da buradan selamlar. Yine Hasan Bahadır Vakıf Kebri'den selamlar. Hasan abi bana bu hafta da bilet yükle. Tam Türklerin gururu Önder Tam Türk yazmış yine Ahmet abi. Erdal Şentepe iyi yayınlar. Kutlamalarda en önde bayrak tutacak yazmış Hasan Bahadır.
Sertaç Saraç, herkese selamın aleyküm abiler, hayırlı akşamlar diliyorum. Önder Tantürk abime selamlar. İnşallah Ünyespor şampiyon olur. İnşallah. İnşallah. Erdinç Çora da selam herkese yazmış. Erdinç'in maça gelme şansı, durumu var mı? Var. Büyük bir ihtimalle gelecek o da. Anladım. Gelecek. Galatasaray'a da biraz konuşalım Halil Hocam. Galatasaray'da berabere kaldı. Galatasaray dün akşam fena top oynamamış. Özellikle ilk yarıda pozisyonlara girmiş. Ben maçı dün izleyemedim. Ben izledim. Yani Galatasaray, siz yorumlasanız daha iyi olur. Avrupa'da bir başka, Türkiye'de bir başka oynuyor. Yani bence Fatih Terim'in konsantrasyonu biraz Avrupa Ligi'ne yönelmiş durumda diye düşünüyorum. Keza puan farkı da var. Biraz o konsantrasyon kaybı var ligde. Ben Galatasaray'ın ta sezon başındaki oynadığı futbolla da zaten yani kadroda da genç. İlk 3'e girebileceğini düşünmüyordum. Hala da fikrim aynı. İlk 3'e gireceğini düşünmüyorum. Yani puan farkı açılarak gider Trabzonspor'la. İnşallah Avrupa'da devam eder. Yani temennimiz o. İnşallah. İyi futbol oynuyor Avrupa'da gerçekten. Evet, yani orada topçular da kendini göstermek için herhalde canla başla mücadele ediliyor. Türkiye maçında beklemediğimiz skor oldu. Evet. Galatasaray deplasmanda Lazio'da, içeride Lazio maçında tek kale top oynamışlardı. Maç 1-0 bitti. Bütün maçları Avrupa'da çok iyi oynadı. Yani 4-1'i buldu. Evet. Şu var yalnız. Belki Galatasaray ligde ilk 2'ye, ilk 3'e giremeyebilir. Girebilir de. Belki hatta bu turu geçtikten sonra İlk turda da elenebilir. Ama Galatasaray sezon sonu 50-60 milyon euro futbolcu satışından para kazanabilir. Çünkü Çıkaldao, evet. Markao, Kerem Aktürkoğlu, Morutsan. Ben Morutsan'ı çok beğeniyorum ben bu de arada. Çok beğeniyorum. Ve yaşları bunların 20-25 oldu. Evet, 99 doğumlu yani Morutsan. Seneye olmasa bir dahaki sene. Yani kesinlikle. 2 sene içinde. Aynen. Berkan. Çok, çok büyük paraları edecek futbolcular aldılar. Zaten Fatih Terim de açıklamalarında 3 yıl için önümüzde bir planlama yaptık demişti. Yani seneye ediyorum. Mesela kadroyu bozmazlarsa Galatasaray seneye daha güzel olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de aynı görüşe katılıyorum. Yani onu da bozmayacaklar. Zaten üstüne yükleme yaparlar yine. Evet, tecrübeli yani isimlerle. Galatasaray yani genç oyuncular var. Yani gençlere verilen önem burada çok şey yaptı. Bunu Kerem Aktürk Trabzonspor'da Ünal Karaman yapmıştı. Gençlerle gidiyordu yoluna. Yani Mehmet. Evet. Hep gençlerden o zaman ben, tabii ki Trabzonspor'un borcu olduğu için adam da alamıyordu. Gençlerle bak işte Abdülkadirler, Uğurcanlar, Abdülkadir Parmaklar, evet. Serkan Hasanlar. Tolga abiye katılıyorum ben. Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür üçlüsünün bir dahaki sezon Avrupa'nın çok iyi takımlarında oynayacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Abdülkadir Ömür hakkında ben şöyle de bir ekleme yapayım. Bana göre 3 haftadır iyi oynuyor ama yani ben Abdülkadir Ömür'den daha büyük bir potansiyel bekliyorum. İnanılmaz bir potansiyel. Yani bana göre yeterli değil oynadığı futbol. Ama en çok eleştiren, en çok kızan benim. İki defa beğenilse de oynadığı futbol sakatlık geçti. Sakatlıklardan sonra çok Bir çapraz bağ, bir ayak kırılması. Ya bu hafta attığı golü Messi atıyor. Evet. Yani bu dünyada bir tek onu Messi atıyor yani. Hatırladım 25. saniyede de bu vuruşu yapmak istedi, savunmaya çarptı. Aynen. Savunmaya çarptı. Yani o savunma çıkarttı yani. Aynen. İnşallah yüksek bedellerle yine o da transfer olur ki Trabzonspor'un da bu paralara ihtiyacı var. Trabzonspor bu sene Uğurcan'la Abdülkadir kesin gider. Aynen. Gider. Ben Uğurcan'ın en az 35'ten aşağı satılmaması gerektiğini düşünüyorum bu arada. Hocam, inanılmaz bir seviye Uğurcan. Müthiş, müthiş. Önder abiyle evde çok Altay Uğurcan kavgalar ettik ama şu an o da kabul etti. Avrupa maçından sonra ben o tartışmaya son noktayı koydum. Halil bilir. Türkiye'nin şu an bir numaralı kalecisi yani. Net. Halil bilir. Kepa Arrizabalaga Chelsea'nin kalecisi. Evet, evet. Yani bu adama 85 milyon euro verip aldılar. Evet. Yani şimdi Uğurcan Çakır'ı soruyorum size. Yani bu Kepa'dan yani fazlalığı mı vardır, azlığı mı vardır? Yani? Bence fazlalığı var Uğurcan. Ya kesinlikle var. Yani fizik olarak, boy olarak, ayak olarak bir kere daha iyi. Yani ben en az 35-40 olacağını düşünüyorum. Sonrasında daha da pahalı olacağını düşünüyorum. Ben şunu da düşünüyorum. Altay'ı da çok beğeniyorum. Ersin'i de çok beğeniyorum. Evet. Ben onların da Avrupa'ya mesela 3 tane aynı anda kaleci satabiliriz. Evet. Yani Türkiye'den şu anda iyi kaleciler yetişiyor. Zaten Doğan Alemdar gitti, oynamasa da Avrupa'ya. Evet, evet. O da genç bir kardeşimiz. 18-19 yaşında. 2002 doğumlu. Aynen. Doğan. Evet. Çok iyi kaleciler yetişiyor Halil. Evet. Şimdi biz Murat abi konumuz ne? Sıradaki konumuz. Bal Ligi'ne giriş yapalım. Bal Ligi'ne gitmeden önce bu hafta veteranlar maçı vardı arkadaşlar. Veteran takımımız çok iyi oynadı fakat Önder abi maalesef penaltıyı atamadı. Yarı yolda bıraktı penaltıyı kaçırarak. O penaltıyı bir ekrana getirebilir miyiz? Utanarak izleyeceğiz ama. Canini gibi. Evet, gördüğünüz gibi bir tekrarını alabilir miyiz? Canini. Canini Önder. Avuta mı gitti top? Yo, taca. Evet. Yani Önder tam Türk penaltıları çatala atar yani. Yani normalde. Bu beklenmeyen bir atış bu. Kum turnuvasında biliyorsunuz Önder Tantürk'ün. Alabiliriz ekrandan. Gol kurallığı da vardır. Evet. Uzaktan attığı gollerle ünlenmişti arkadaşımız. Kum turnuvası başımın belası. Hep finalde biz işte. Gol kuralları Önder Tantürk olmuştur ama şampiyon hep biz olmuşuzdur.
Bir de yapmamıştır Önder Tantuk yani. Nedir abi? Gerçekten rakipten de soran oldu. Abi bilerek mi dışarı attın falan diye. Dedim haksız penaltıydı, o yüzden yolladım. Evet. Ha, o zaman centilmenlik örneği göstermiş Önder Tantuk. Ve Bal Ligi'ne geçelim. Evet. Geçelim. Ünyespor'un bir puan durumunu alalım bakalım. Ünyespor haftanın sonuçları puan lider durumu. Oldu bu hafta. Akçabat Spor'un kaybetmesiyle. Skorları okuyabilirsin Murat abi. Skorları okuyalım. Süvetli Hilal Spor 0, Ulubey Belediye Spor 3. Bak Ulubey de iyi puanlar alıyor bu ara. Ünye 1957 Spor 1, DSİ Karadeniz 0. Ey Nesil Belediye 0, Görele 0. Erdoğdu 1, Sebat Gençlik 0. Ordu Gücü 2, Bulancak 2. Bu daha büyük haftanın sürprizi. Ordu Gücü 2-0 yeniyordu Bulancak. Evet. 2-0 yeniyordu. Bulancak'ta da sanırım bizim Cihan Hoca mı çalışıyordu? Evet. Abi Sebat Gençlik, Akçabat Sebat eski az. Evet. Evet. Yok. Evet. İsim hayır. Mi değiştirdin? İsim 1957 aynen. Gibi. Aynen. Aynı. Sebat'ı yeniden Türk futboluna kazandırmak istiyorlar. Yani Süper Lig'de oynamış bir takım. Tabii yani Akçabat Sebat. Gençlik olarak. Geçmişi mazisi olamadı. Puan durumunu da bir alalım mı? Rejiden. Ünye 1957 Spor 12 puanla lider. Ey Nesil Belediye Spor 11. 2. sırada. Sebat Gençlik 3. sırada. Erdoğdu 9 puanları var. Yani şu anda biz yine lider durumdayız. Ünyespor'un bu gruptan ben çıkacağını, rahat çıkacağını düşünüyorum Halil Hocam. Ekrandan alabilir miyiz? Şimdi bakın, geçen haftalarda söyledim, bana bazen kızan oluyor, eden oluyor. Ben herkesten daha fazla, daha büyük Ünyesporluyumdur. Evet. Bu grup Türkiye'de en kolay grup. Bizim bu gruptan yürüyerek çıkmamız lazım. 15 puan fark zaten atarak. Yürüyerek oynuyoruz. Evet. Bir defa haftanın sürprizini Erdoğdu yaptı. Evet. Trabzon takımı, şampiyonluğa giden bir Trabzon takımına çelme taktı. 1-0. Bu da Trabzon takımlarının ne kadar delikanlı takımlar olduğunu gösteriyor. 2010-2011 sürecinde biz boşuna çok mücadele vermedik. Önder abi kızıyor ama. Daha sonra haftanın diğer sürprizi de Ordu Gücü'nün Bulancak'tan puan almasıydı. Evet. Çok büyük bir sürprizdi. Çünkü Bulancak'ın mutlaka kazanması lazımdı ki onlar Eynesil, Görele, Bulancak son iki direkt düşecek galiba. Değil mi? Biri ya onlarda da öyle bir onlar şey var. Aynen. Yani çok değişik statüler var. 81 ilin 81 tane ayrı statüsü var. Şimdi Ünye 1957 Spor bu takımlardan bütçe olarak çok üstün. Ünye 1957 Spor'a en yakın olan takım Sebat Gençlik'ti. Zaten orada geçen hafta 3-1 lig skorla mağlup olduk. Evet. Bu hafta da sen zaten maçtaydın, 90 dakika izledin. 90 dakika. Sizler de takip etmişsinizdir. Yani evet. Bir penaltıyla 3 puan aldık. Kaçan goller de var ama Ünye Spor o kadar etkili oynamadı. Yani Ünye 1957 acaba Spor'la... Acaba futbolcular arasında bir gruplaşma gibi bir şey mi var? Yani böyle şimdi, isteksiz oynuyor. Birinci yarıyı ben izledim. Ben de izledim. Pozisyon ben bir ara yoktu. Karadeniz'in forması yeşil. Ben Ünye Spor'u seyrediyorum zannettim. Bak gerçek diyorum. Ben maçı telefondan izledim. Ünye Gençler Birliği Spor maçına gitmek istedim. Orada Ünye'nin çocukları oynuyor hep. Evet. Oraya gittim telefondan ama Ünye 1957 maçını şey yaptım. Yemin ederim sana aynı şekilde ben de öyle. Ben hayır tribünde ben bakıyorum şimdi maç yeşil herhalde dedim. Evet yeşil beyaz Ünyespor zannetmiştik. Yani. Yeşil beyaz topla onlar oynayınca herhalde ben, dedim. Ben turuncu formayı da beğeniyorum yalnız. Ben evet, dedim. Ben de çok sempatim var. Bence hoca dedim acaba oyuncuların hepsini mi değiştirmiş diye bir şey yaptım. Yanımdaki arkadaş vardı Mustafa Tez. Dedim ki Mustafa hangisi bizimki ya dedim. Evet. Turuncular mı sizde daha öyle mi ya? Çünkü ceza sahasında gol pozisyonu falanına girdi. Taraftarlar hatta bağırınca. Hatta bir pozisyon vardı. DSE'li bir oyuncu sonradan faul yaptı. Hakem orada kırmızı kart verse hakeme bir şey diyebilir miydin? Diyemezdin. Yani 10 kişi kalabilirdik. O dakika 30'da 10 kişi kalabilirdik. Yani Ünye 1957 Spor'un Ünye Şehir Stadı'na çıktığı zaman Erdoğdu'ymuş, Sebat'mış. Tabii. Bulancak'mış, Görele'ymiş. Orta sahaya geçememiş. Maçların ilk yarıdan bitmesi lazım. Aynen. Kesin katılıyorum burada. Bu arada senin o ben rakipleri tanımıyorum. Rakipler yani sen bol camiasında çok araştırmacı bir kardeşimizsin. Hani senin dediklerine de güveniyoruz tabii ki. Yani Ünyespor hem bütçe olarak hem yönetim olarak yani kadro olarak takımların bence de üstünde. Tabii tabii çok üstünde. En basit örneğini vereyim mi? Ünye 1957 Spor 2 sene önce Hamza Alp başkanlığında sezona başlamışken kulüpte 1 TL para yokken bizde süre bulamayan, ilk 11 oynayamayan, 18'e giremeyen Hüseyin diye bir kardeşimiz vardı. Hüseyin diye kardeşimiz DSE'de bu ilk 11 oynuyor.
Evet. Öyle mi? O kadarını söyleyeyim size. Anladım. Ya zaten DSE'nin de futbol şeyleri, bütçeleri o kadar fazla yokmuş. Kurum takımı. Ya ufak takım, ya ufak 3-5 bin lira oynayan futbolcuları var. Evet, kurum takımıymış. Ben onları da görüştük. Ya yani... şimdi sizin, ben dinledim, hani ben çok takip edemedim maçı. Dün bir kardeşimin doğumu vardı. Ona gittim, o yüzden takip edemedim. Yalnız bir eleştiriler var. Yani medyada, sosyal medyadan takip ediyorum. Takım iyi futbol oynamıyor falan diye. Yani ben buna şöyle yorum yapacağım. Şimdi skor alabiliyoruz yani. Bir geçen haftalık mağlubiyet var ama... Skor, yani bu zamanlarda skor almak da çok önemli. Tabii ki. Bu açıdan yani kulüp kötü oynamaya rağmen puan almak önemli. Evet. Yani biraz da yeni bir takım. Yani inşallah daha iyi kendine gelecektir futbolcu kardeşlerimiz. Öyle patır patır böyle 3-0, 4-0 rahat skorlar alıp böyle yani 8 puan, 10 puan fark atacağını düşünüyorum. Puan fark ederiz ama buradan oynanacak playoff maçlarını biz... Evet. Bu maçları ona hazırlık şekilde işte geçmemiz gerekiyor. Odaklanmak lazım. Çünkü orada oynayacağınız 3 maç değil mi Ali'cim? 3 maçtan orada sonra... Orada 2 maç oynayacağız. 2 maç. Evet. 2 maç final var. Yarı final. Bizim gruptan bir takım çıkacak. Hı. Bizim diğer Karadeniz, o Doğu grubundan bir takım. Karadeniz grubundan bir takım. Yani şöyle, ben şöyle düşünüyorum. Biz oynarız. Artvin Çoruk'un kadrosuna baktım. Fena değil. Beklediğimden daha iyi takım kurmuş Çoruk. Bir de diğer gruptan da yine Trabzon'un mahalle takımlarından biri Bahçecik gelebilir diye düşünüyorum. Veya bizim Celil Ekimoğlu oraya devre arası transfer yaparsa Tonya Doğan da gelebilir. Evet. Orayı Doğan aldı çünkü. Bir de playoff maçları Önder abi sen birçok kez oynadın. Bu maçların havası farklı olur. Tek maçlar. Evet, sen de... Giresun'da playoff maçlarına gittiğimiz zaman Sivas'ın bir takımı vardı. Yani herkes o takımın çıktı diye gözüyle bakıyordu yani. Erzincan'la maç yaptılar. Yani Erzincan takımını gören hani bunlar futbolcu da olduğunu anlamazdı çocukların yani. Aynı otelde kalıyorduk ama yani bir takım havası yoktu çocuklarda. 85'e kadar 1-0 Sivas öndeydi. 86-90 2-1 Erzincan yendi. Evet. Yani hiç belli olmuyor hangi maçı nasıl bitecek. Tabii tabii yani o... Maçlar tek maç olduğu için... Tamamen karambol maç. Yani golları mesela kazanman lazım. Şans faktörünün de önemli olduğu evet. Maçlar. Şimdi buraya yeni bir teknik direktör geldi. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Ufuk Uysal diye bir hocamız, Ünye 1957 Spor'un hocası olmuştur. Kendisine görevinde başarılar dileriz. Görevinde başarılar dileriz. İnşallah, başarılı bir şekilde Ünye Spor'u 3. lige çıkartır. Hocamıza güveneceğiz. Yönetimimize güveneceğiz. Evet. İnşallah hoca bir kan değişikliğine ihtiyaç varmış demek ki takımda. Tabii hoca değiştirdiler. İnşallah bundan sonrası daha iyi gelir. İnşallah, inşallah abi, inşallah. Yani taraftarların beklediği güzel futbolda Ünyespor oynar. Çünkü Ünyespor'un kadrosu ona uygun bir kadro. Oynayabilirler. Mazisi de evet. Buralarda olmaya hak eden bir mazi değil. Değil. Bunu da belirtelim. Maalesef. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. 3 maçta 6 puan. Yok, 4 maçta 9 puan. Çağlar Hoca değil mi? 4 maçta 9 puan almıştı. Evet. Aynen. Mağlubiyetle evet, 3 galibiyet kadarıyla. Mutlaka dediğimiz gibi bizim bilmediğimiz bazı şeyler vardır ayrılma noktasında. Yoksa 4 maçta 9 puan yani, alan bir teknik direktörü bir mağlubiyet sonrası. Ama şöyle söyleyeyim. Yine Trabzonspor'dan örnek vereceğim. Ünal Karaman'ı yollayabilirdi Trabzonspor. Ama Trabzonspor kimi kadro dışı bıraktı? Onur'la Burak'a. Evet. O dönüm noktasıydı Trabzonspor için. Aynen. Yani Uğurcan çıkmayacaktı. Abdülkadir Parmak çıkmayacak. Hüseyin onun ne olduğunu düşünüyorsun yani bu kararı? Efendim ben bu karar doğru mu yanlış mı bilmiyorum. İçeriği bilmeden yönetim haklı veya Çağlar Hoca haklı diyemem. İçeriği bilmiyorum evet. Çünkü. Evet. Sadece yani bazen futbolcuyu kadro dışı bırakmak da sağa sola oynayan futbolcuyu kadro dışı bırakmak da mantıklı karar olabilir hoca tabii, yollamak yerine. Bakın kesinlikle böyle bir olay vardır, yoktur demiyorum. Varsa. Yani içeride yaşanan olaylar. Tabii bilmediğimiz inanın şeyler. Bu sadece benim görüşüm. Ümit Karadeniz, herkese selamlar, iyi yayınlar. Bu gruptaki takımların Ünyespor'a SMS'i bile okunmamalı bence. Onur Ank'ın öncelikle hayırlı yayınlar. Onay Kaplanları olarak Ünye'mizin ve bizim saydığımız, sevdiğimiz abimizin Tolga Oral'ın yönetimde olması lazımdı. Bu işi bilen tecrübesiyle kesinlikle katkı sağlardı. İnşallah yönetimde hatta başkan olarak görürüz. Hayırlı yayınlar. İnşallah ileride Tolga abi her zaman konuşuyoruz seni. Eyvallah kardeşim. Bir gün başkan ya biz olarak... Ünyespor'a gerek sahada, gerekse alt yapısında, üst yapısında futbol oynayarak, gerek tribünde taraftar olarak, gerek yönetimde yönetim olarak, ailemde başkanlık yapmış amcam, babam olsun. Yani biz her mecrada Ünyespor'a zaten elimizden geldiğince destek verdik. Katkıda bulunmaya çalıştık. Yani Ünyespor bizim için bir sevda zaten. Evet. Yani bu tartışmaya gerek yok.
Ya bugün yönetimde oluruz veya olmayız. Yani nerede olursak olalım biz her türlü kalben Ünyespor'a desteklerimizi elimizden geldiğince veririz. Yani bugün nerede olduğumuzun hiçbir tabii önemi yok. İnşallah Ünyespor başarılı olur. Yani çünkü zaten yönetim yani bence Ünye tarihinin gelmiş geçmiş ben en iyi yönetimlerinden biri olduğunu düşünüyorum bu arada. Çok güzel bir yönetim oluştu. Gençler oluştu. Çok güzel kardeşlerimiz var yönetimde. Evet, mükemmel arkadaşlarımız çok iyi ve var. Başkanımız var. Yani Mehmet Özrak evet. Benim kardeşimdir. Taraftar gibi. Çocukluğunu bilirim. Yani arkadaşız çocuk. Arkadaşımdır kendisi. Taraftar gibi ya. Gerçekten ben böyle öyle bir başkan şey yapmadım yani. Öyle başkan yani yakışıyor Allah ha. için. Yani çok olumlu, çok heyecanlı. Evet. Önemli olan da bu zaten. Çok iyi niyetli ve egosuz bir insan. Evet. Yani aynen. Başarısızlık aynen. da olabilir. Tabii yani ki pes etmeye gerek yok. Olabilir. Hata yapmayan yok. Kesinlikle. Ali Koç, Türkiye'nin en zengin insanı. 3 senedir aynen. hata yapıyor. 3 senedir takım örnek. Şampiyon olmadı. Bravo. Evet. Çok güzel bir örnek. Bir başarısı da yok. Hocaya yani. Başarılar diliyoruz. Hocamızı tanıyor musun Halil Hocam? Sen futbolu çok yakından takip ediyorsun. Hocamızı tanımıyorum. Ufuk Hoca'yı tanımıyordum. Sadece ismi geçtiği zaman biraz bakmıştım. Son takımı Şile Yıldızeli'ydi herhalde. Maraş'ta falan da yardımcı hocalık yapmıştı. Maraş'taki futbolcumu aradım. O da tanımadığını söyledi. Ya bu tanıma o önemli değil sonuçta. Yani geçen sene buraya Aydın Yavuz geldiğinde şampiyon hocaydı. Daha önce Ünye'de de yardımcı olarak şampiyonluk yaşamış olarak gelmişti. Ama Ünye 1957 Spor geçen sene büyük meblalar harcamasına rağmen şampiyon olamadı. 4 takım arasında. Evet, 4 takım arasından gruptan çıkamadı. Yani bir tık geçmişe dönecek olursak, Ünye 1957 Spor'u ilk kurulduğu ismini değiştikten sonra, tekrar kurulduktan sonra, yani evet. Ünye Spor'dan 1957 geçtikten sonra, biliyorsunuz belediye olarak bir destek veriyorlardı. Evet, bir atılım vardı. Borçsuz, sıfırdan kurulan bir kulüp olarak borçlandırdılar. Aslında bırakıldığında çok büyük bir borç yoktu abi. Kesinlikle katı, çok güzel bir yere değindin abi. Şöyle söyleyeyim şimdi. Takımın o zaman 3 milyon borcu var diyorlardı. Şimdi sen futbolcusun. O şeyi demiyor Tolga. Ünye Spor'u diyor. Kapanan Ünye Spor'u diyor Tolga. Çok büyük borcu yoktu diye değil mi? Ha yok yok onu söylemiyorum. Bayağı büyük borcu vardı bildiğim kadarıyla. 3 milyondu. Yok 3 milyon falan. O da zaten Ali Bayraktar ve Ömer Zorlu'ya. Ben 9-10 milyon civarında bir rakam diye hatırlıyorum yok, biz, ama. Avukat Koray Maral da bizim o zaman yönetimdeydi. Ben biz TFF'den hepsini kağıt istemiştim zaten. Hepsini hesaplattırmıştık. Yani o zaman parasıyla 600 milyona Ünyespor'un borçları temizleniyordu. Abi şöyle ya tabii yani katılıyorum ama abi size bu konuda. Temizleniyordu. Şimdi Ali Bayraktar'a o zamanlarda 1,5 milyon borç vardı. 600 milyon Ömer Zorlu'ya vardı. Onun haricinde de bir 600 işte 2 milyon falan. Ya 3 öneren isimler de borçlara borç vardı. Borçlara yani borçları var. Böyle hemen verin bana falan filan diyecek yok, isimler de değil. Zaten yok. Hatta hibe bile edebilecek isimler aynen. Yani. Ben şöyle söyleyeyim. Ya bunları konuşmanın artık zaten çok yararı olduğunu düşünmüyorum. Yok. Kesinlikle. Ünye 1957 Spor kurulduktan sonra borçsuz bir şekilde belediye destekli. Büyük destek vardı belediye. Borçsuz bir şekilde sonra belediye de bıraktıktan sonra bir ara bir sahipsiz kalma durumu oldu kulübün. Evet. Biz sahip çıktık işte bizler. İşte yani başkan adayları çıkmadı vesaire kaymakam falan sağ olsun Kostadın. Kaymakam bey bayağı uğraştı falan. O arada Mehmet Ali kardeşim elini taşın altına koydu ve çok güzel bir yönetim kurularak da bugüne gelindi. Yani bence bundan sonra bunun değeri bilinmeli. Evet kesinlikle. Ve bundan sonra nasıl biz bir an önce basamakları hızlı hızlı çıkıp 3. lige, 2. lige kendimizi atabilirim ona hani onu konuşmamız lazım. Evet. Şunu da söyleyeyim yani ben yönetimde tecrübeli bir iki ismin olması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle yönetim bazında olabilirdi. Sportif direktör olarak olabilir. Teknik ekip de genel kaptanlık görevi olabilir. Olmamasını anlayamıyorum yani. Bu kadar yani Murat Sözkesen olabilir. Cüneyt Çiroğlu abimiz olabilir. Cüneyt abi yönetim bazında olabilir evet, mesela. Yani bilmiyorum bir birlikleri vardır tabii kardeşlerim hepsi. Murat Ülgen'den fikir alışverişi yapılabilirdi aynen. Yani. Yani da inşallah ilerleyen evet. Dönemlerde belki bu söylediklerimiz onlara da yani bir şey olsun biz buradan i̇nşallah. Yani seslenelim. İnşallah. Şimdi bu hafta yani hepimiz Ünyespor'un iyi olmasını istiyoruz. Kesinlikle öyle. Tabii herkes Ünyespor hepimizde arma sevdası vardır yani. Kesinlikle. Bu şehirde yaşıyorsak yani takımımıza da baldan çıkabilmek yani en zoru bence aynen. Kendimizi üçe atabilsek baldan çıkmaktan daha kolay. Yani. Aynen. Yani Ünyespor kendisini 3. lige atarsa zaten oradan ya. Ben inanıyorum bir daha yukarılara gidecek. Çıkar şimdi bir daha bir yani o zaman hani şimdi bir yönetimden bahsediyoruz. Daha da böyle bir farklı bir atmosfer oluşacak. Tabii, daha farklı tabii, ambiyans değişecek. Daha profesyonelce olacak tabii, her şey. Daha insanlar elini cebine 2 atıyorsa 3-4 atacak. Tabii. Daha farklı olacak tabii. Aynen. Bir yani destekler gelecek, gelecek. Federasyondan gelecek, oradan gelecek, buradan gelecek. Yani reklam gelirin olacak. Yani sadece Mehmet Ali'yle de olacak iş değil. Yani ben yok. Bütün Ünye halkını sahip çıkması lazım. Belediye, kaymakamlık, iş insanlarımızın
yani bir şeyler beklememesi lazım yani, bir takımdan. Yani bu şehirden para kazanıyorsan, bu şehirde ekmeğini yiyorsan. Aynen öyle abi. Yani herkes elini taşın altına atmak zorunda. Çünkü sadece Mehmet Ali'nin yüküne zaten onlar her zaman destek oluyorlar. Tabii. Her zaman kötü günlerde Üniversitesi'ne destek oldular zaten. Onda bir hemfikiriz. Böyle bir şey yok. Okay Yaman, selamlar dostlar, iyi yayınlar. Üniversitesi'ne başarılar diliyorum. Okay abiye selamlar. Okay da hocamız. Hocamız. Oktay Toprak, herkese selamlar, iyi yayınlar demiş. O da hem Üniversitesi'ni senelerden beri sever. Evet. Bir ara Üniversitesi'nde de vardı. Üniversitesi oldu bence artık ya. Gerçekten Üniversitesi gibi aynen yani. Öyle. Şimdi okay şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Bizde niye Akyazı'nın şeyi var arkada derseniz. Bundan böyle her hafta bir takımımızın stadyumunu arka fonda göreceksiniz. Ya bugün de lider olduğu için tabii Trabzonspor Akyazı'yı koymak istedik. Oradan başladık. Haftaya ikinci koyarız Önder'cim. Yani Halil'le yani, senin olduğun bir programı da başlayabiliriz. başlanamazdı yani. Haftanın takımını koyabiliriz. Yani her hafta böyle bir değişiklikler aynen yapacağız. Öyle. Yani fanatiklikte bizim programımızda her takım konuşuluyor. Yani Vodafone Park da çok yakışır. Yani Türkiye'nin evet, en iyi evet tatlarından biri. Yani hatta Vodafone Park dünyada oylamada birinci çıkmıştı. Geçen senenin şampiyonu olarak haftaya o zaman Vodafone Park'ı koyuyoruz. Koyalım. Ya, evet, iki kupalı şampiyon olarak. Vodafone Park'ın tek işlemediği şey Trabzonspor. Her sene Vodafone gerçekten Park'ta bir mağlubiyet alıyor. Sherlock. Aynen. Son dakikalarda. Bir de Uğurcan. Evet. Son yıllarda Beşiktaş-Trabzon maçları genelde çok tempo, çok bravo güzel maçlar. Bravo. Çok güzel maçlar oluyor. Yani çünkü önceden hani Galatasaray-Fenerbahçe derbisi çok konuşulurdu. Son 4-5 senedir sadece sosyal medyada birbirinin diline düşmemek için maçlar artık beraber. Yani böyle çok basit maçlar olmaya başladı. Aynen. Ama katılıyorum. Beşiktaş-Trabzon maçları genelde çekişmeli, tempolu, çok gollü güzel maçlar oluyor yani. Bu arada maç nasıl gidiyor Göztepe-Fenerbahçe maçı? Ben Göztepe'nin 3 tane pozisyonu var. Fenerbahçe daha henüz şut çekemedi. Galeye yani gidemedi mi? Yok. Vay anasını. 3-4 tane pozisyonu var. Yani şu an 0-0 maç. 0-0 abi. Şu anda Göztepe-Fenerbahçe maçı da 0-0 devam ediyor. Dakika 36. Ali senden biz tutturamayacağız galiba. Rıdvan evet gibi bize de sallayacak. Şu an Önder tam durumda. Doğrusunda gidiyor. Başakşehir'den gitti zaten bütün para. Rıdvan gibi bize de sallamaya başladılar. Yani evet. Şimdi maçı izledik. DS maçı da anlattık. Görele maçı var. Evet. Hocanın maçı. Genelde yeni teknik direktörler ilk maçlarında iyi skorlarla başlarlar. Evet. Maç kazanarak başlarlar. Takıma da yeni bir motivasyon tabii olmuş olabilir. İster istemez Görele'nin mutlaka puan veya puanlar alması lazım. Dediğim gibi 3 tane Giresun takımı. Biri düşecek mi? Biri direkt düşüyor. İkinci. Ama statü şey ya. Sanırım eski statüden önce ikisi direkt düşecek. Biri playoff mu oynayacak? Biri direkt düşecek, biri playoff oynayacak. Evet. Böyle. Öyle mi? Biri düşecek, biri playoff oynayacak. Ama yani yeni statüler geldi. Tam da bilgim yok. Her şey biri kesin zaten düşüyor. Yani son ikiye kalmasa da düşüyor. Kendi aralarında düşüyor. Yani orada E-Nesil Görele bulanacak. Son haftaya kadar bence birbiriyle mücadele edecek. Maçlarını sentetik sahada oynuyorlar. Biz sentetik sahada Sebat'a kaybettik. Evet. Ama bu hafta hocamız muhtemelen idmanları sürekli sentetikte yaptı, dikkate alır. Cevizdere'de ve Akçay'da yapacaktır. Ben olsam Akçay'daki zemine girmem. Çünkü Akçay'ın zemini iyi bir zemin, yeni bir zemin. Görele'ye biraz daha Cevizdere'deki zemin daha çok benziyor. Tamam. Ben olsam bütün idmanlarımı Cevizdere'de yaparım. İnşallah öyle yaparlar. İnşallah. Umarım yanındaki arkadaşlar da doğru yönlendirir ekipteki. Yani Önder, nasıl geçer Görele maçı Ünye? Ben bu sene Üniversitesi'ni çok takip edemedim ama yani maçı genel olarak izleyenlere sorduğumuzda Üniversitesi'nin temposunun çok düşük olduğunu söylediler. Yani golü zaten penaltıdan buldu. Evet, goller genelde Üniversitesi hep duran toptan geldi. Yani kornerlerden. Antrenman deplasmanında yenildi 3-1. 1-0 öne geçmesine orada da penaltıdan buldu golü. Öyle tek mi golü. Yani genel olarak da gol yollarında bir sıkıntı var takımda. O zaman golcüde sıkıntı var abi. Şöyle söyleyelim, biz zaten golcüde sıkıntı olduğunu, ben hele futbolcu ismi vermek istemiyorum ama başkanla istişarelerimizde sezon başı o iki tane santraforun direkt şampiyonluğa oynayan takımın santraforu olmadığını söylemiştik. Örneğin Orçun Selduman geçen sene bu hafta Ordu'da 5 dakika 10 dakika süreler alıyordu. Geçen seneyi gol atmadan tamamladı. 29 numaralı futbolcu ben hocam, santrafor oynadı. Alıp evet gidemiyorum. Ben onu anlamadık. Kim yani mesela kim yani? Bilmiyorum bunları işte. Yani geçen mesela daha iyi kenar oyuncusu
Evet. O da bir genç başkana söz verdim. Ben kendi tecrübelerimden... Başkanın sözlerini tekrar konuşmuşum. Bu liglerde böyle süratli, hızlı futbolcuların, santroforların çok yani faydalı olacağını düşünüyorum. İşte, mesela M'ye... Niye? Böyle adamlar mesela bulabilir yani. Aynen. Ya vardı zaten. Şimdi şu an Göztepe'nin golü geldi bu arada. Göztepe 1-0 öne geçti. Öyle mi? Benimki galiba bir 30 saniye geriden geliyor olabilir. Aynen. Göztepe'nin golü geldi. İzmir'den arkadaşım yazmış. Evet, izliyoruz. Evet. Şu anda Vardan dönmezse bu gol bu mu yoksa? Fener'in kalecisi kim? Berke mi? Berke Özer. Oğlum. Ben yorumları okuyayım. Oku. Erdiş Çora, takımımız bir yerlere gelsin. Biz bile atarız elimizi taşın altına. Hiç şüphemiz yok. Levent Genç, Önder abinin de ablasının çocuğu zaten. Evet, golü gördüm. Benim de çocukluk arkadaşım. Selamlar dostlar, iyi yayınlar diliyorum. Hem Münyespor'um hem yayın olarak sizin başarılarınızın devamını diliyorum. Burak Yıldırım, Trabzonspor şampiyon 1967. Samsun neden olmasın fonda yazmış İhsan Çakır. Her takım olacak. Yani ikincilikten de takım olacak. Evet. Üçüncülükte Bal Ligi'nden de olacak. Her takım koyarız. Hiç sıkıntı yok. Şehir stadını da koyacağız. Evet. Turan Çiçek, Önder Tam Türk selam demiş. Önder abinin eski iş arkadaşı. Okan Tokat'a çok selam söylüyorum. İngiltere'deki akrabalarına falan söyle abi. Çıkmışken. Kraliyet ailesinde var mı? Rıdvan'ın iddia yorumlarına ne diyorsun? Yani izlediniz sanırım Rıdvan'la olan programı. Evet, İzleyemedim. Evet, yayının sonunda Rıdvan'ın yaptığı gibi yapacağım. Ben de susmak. Tolga abi, gol vardan döner mi? Temiz mi? Bence yok. Bir hata var zaten. Fener Mesut Özil'in yapmış olduğu bir hatadan geliyor. Adis Yahu için golü. Hiçbir şekilde varlık bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Çok temiz, temiz bir gol. 1-0 önde. 1-0 önde Göztepe, bu arada Fenerbahçe önünde. Golü kim atmış abi? Adis Yahu. Önder yani, Tam Türkiye Samsun Spor'dan selamlar. Okan Tokat yazmış. Bir şey diyordum. En son sen santrafor, çabuk santrafor, evet, bu ligde iş yapıyor demiştin Tolga abi. Söyle hani mi? Klasiktir ya, atanın tutanın iyi olacak, hızlı diye. Olacak. Santrafor hızlı yani olacak. Bal liginde, bölgesel amatör liglerde hızlı, kaliteli hızlı santraforlar sana yani çok rahat maç aldırır. Ya ortayı doldurursun bir şekilde. Stoperin ve şeyin iyi olacak. Aynen. Evet. Santraforun iyi olacak. Bir tane santrafor aynen öyle. İyi en olursa. Bir tane santrafor söyledim sezon başı. Ercan Kuruçay. Şu an Samsun bölgesi, onların bölgesinin gol kralı sanırım 9 tane 8 tane golü var. Ercan'ın dün maç 1-1 bitti. Dün de tek golü attı. 2 tane kenar söyledim. Bir tanesi İç Anadolu bölgesinde gol kralı, lider takımı. Diğer söylediğim kenar oyuncusu da yine 3-4 tane golü var ki zaten çok güvendiğim eski öğrencilerim onlar. O da Miraç mıydı hocam? Miraç'tı, bir daha vardı. Ercan'la çalışmadım ama izlediğim için biliyordum Ercan'ı. Burada bir araya gireyim. Yani bu transfer tekrar mesela playofflardan önce bir transfer tabii, var mı? İkinci yarı devre arası olacak ya. Devre arasında yani takıma takviye tabii ki yapılacak. O zaman, niye yapılması gerekiyor? O zaman çünkü yani, bence kesinlikle. Yani bu takım playoffları da bizi hüsrana uğratabilir yani, açık ve net söyleyeyim. Playoff'ta belli olmaz yani. Şayet böyle giderse gol sorunumuz, sıkıntımız kesin bir santrafor şart. Kesinlikle. Ben iki kenar, bir santrafor, bir de merkez orta sahaya en az 4 tane transfer yapacağım. Ben izlediğim santraforları mesela hiç yeterli bulmadım. Hocamızın adı neydi? Yeni gelen hocamızın. Ufuk Uysal. Ufuk Hoca. Belki Ufuk Hoca'nın da hani tabii bildiği, tabii ki, hocanın da izlediği futbolcular vardır. Belki devre arasında o da takviye yaptırır yani. Hocam hoş geldin. İnşallah başarılı olursun. Evet. Şimdi birinci amatör sonuçlarını bir alalım Halil hocam. O da çok önemli bu sene. Çünkü Ünyespor şampiyon olursa Ordu birinci amatöründe lider olan direkt Bal Ligi'ne çıkacak. Yani şampiyon olan. Evet. Bu grubu niye aldık? Hem Fevdi Çakmak Gençler Birliği sporumuz, hem de Çaybaşı da bizim takımımız sayılır. Carlos Metin bu hafta çok zorlu bir deplasmanda, Aybars'ı deplasmandan bir puanla döndü. Fevdi Çakmak Gençler Birliği sporumuzsa 4-3 mağlup olmuş 52 Yalıköy Spor'a. İlk 4 playoff oynayacak. Öyle mi? Evet, ben burada... Çaybaşı Belediyespor yıllardır hep böyle kafayı oynayan bir takım oluyor. Yani. Nedense değil mi? Genelde böyle oluyor. Biz de oynadık Önder kardeşimizle beraber. Önder'i zaten ikinci yarı Çaybaşı'na göndermeyi düşünüyoruz. Evet. Yoksa veteranları bitirecek. Penaltıyı kullanmasın ama. Diğer grubu alabilir miyiz? Diğer takımlarımızın grubu. Evet, burada da Ünye Gençler Birliği Spor 2 maçta 6 puan. Lider. Kabataş'ı yendiler bu hafta 3-0'lık skorla. Gençler Birliği yönetimini ve hocalarını kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. İnşallah. Şu gruptan Gençler Birliği zaten
Birinci çıkar. Bence birinci çıkar. İnşallah Ünye Futbol Kulübü de genç bir takım. 2-1 mağlup oldular bu hafta. İnşallah onlar da çıkar. Ünye Kartal Spor'da 3 maçta 2 puanı var. Yani 3 takımımızın da inşallah playoff oynayacağını umut ediyoruz ama. Buradan Ünye Gençler Birliği gözüküyor. Buradan birini çıkıp diğer grubun dördüncüsüyle oynar. Aynen. Diye düşünüyorum. Puan durumunu alabiliriz Alevan'ın. Bu arada bir saniye. Bu hafta Ünye Gençler Birliği Ünye Kartal'da oynuyor. İki Ünye takımı oynuyor. Evet alabiliriz. Orayı da geçer. Ben şimdi Ünye Gençler Birliği spor maçını izlemeye gittim. Evet siz oradaydınız. Mesela şöyle söyleyeyim. İyi antrene edilen Ünye Gençler Birliği spor takımı. Bakın sağ bekte Nuri. Sol bekte Emrah normalde bu hafta yoktu. Stoperler Onur Nal oynadı. Hakan Elmacı oynuyor yanında normalde. Kırmızı kart cezalısı. Orta sahada Atakan şu an Ünye 1957 sporda banka oynar. Şivan iyi antrene edilirse oynar. Arcan oynadı. Levent'i zaten bence Levent Ünye Önder abi sizin jenerasyonda. Evet, Levent Vakayeme gibi çok yetenekli. Telefon kulübesine adam geçer. Aynen. Hepsinden daha yetenekli. Çok müthiş bir Allah vergisi bir yetenek var ve çok fit. Ceyhun sen evet. Özellikle çok beğenirsin aynen. Abi. Aynen. Ceyhun'un şu an 11-12 fazla kilosu var. Evet. O playofflara yani o kiloyu verir. Ceyhun kendini dola verdiği takdirde evet. Çok yetenekli bir aynen kardeşimiz. Aynen öyle. Halis hocamız çok var. Çok faydalı olur. Abilerine. Bak bu takım var ya. Bak iddia ediyorum. İyi bir tesiste yedirilsin, içilsin, iyi antrene edilsin. Bu takım şu Ünyespor'un grubunda küme düşmedi işte Ballıginler. Yani sen diğer rakipleri çok iyi bildiğin için. Evet. O yüzden şimdi, daha rahat evet. Şöyle bir şey var zaten biz bakıyorum ben. Şimdi Trabzon takımlarında hep Trabzonlu topçular, oyuncular var. Bizim Ünye'de ise genelde Ünye'li hiç olmuyor. Nedense 135 aşağı yukarı 150 binlik 200 nüfus. Bin diyelim abi ona. 200 binlik nüfusta bir tane biz topçumuzu çıkartamıyoruz mu Ünye Spor olarak? O, Ünyeliler evet. Olarak. O üzücü bir durum o abi. Evet gerçekten yani bu hep para cepte para bizim, verir. Evet alın. Altyapıyı kurmamız lazım. Altyapıyı kurmamız lazım abi. Ünye Spor altyapıyı kurması, oluşturması lazım. Şu an mesela Ünye şimdi tesisler yapılıyor. Eskiden saha yoktu. Çamurlu tabii, şeyler tabii, tabii. Oluyordu. Şimdi Cevizdere'de iki tane futbol sahası var. Keza Çınar Suyu da var. Yani bütün imkanlar yani, var abi. Bütün imkanlar Ünye, var. Ünye'de eskiden bizim zamanımızda Ünye Yıldızlar vardı. Ünye Gençler vardı. Bunlar da hep alttan topçu çıkıyordu Ünye Spor'a. Şimdi, aynen öyle. Şimdi şöyle. Bir tane topçumuz yok. Ben üzülüyorum ya. Murat abi. Şu son dönemde. Samet var ama Samet de Ünye'den son çıkmadı zaten. Şu gençlere en fazla önem veren yine Ünye Futbol Kulübü olarak görünüyor. En son 2 gün önceydi galiba Atilla'yı Altınordu'ya transfer ettiler diye biliyorum. Yani. Doğru. İnşallah onun da yolu açık olsun. Çok genç 11 yaşında. İnşallah. Muhammed Trabzonspor'da bu hafta ilk 11 oynadı. U17 maçında Samsun Spor'a karşı. O da Ünye Futbol Kulübü'nden gitti. Volkan abinin oğlu. Evet. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Ünye 1957 Spor'un altyapısı yok. Bu çok üzücü bir durum. Evet. İnşallah buna da bir çalışma başlatacak Mehmet Ali Başkan. İnşallah. Yani düşünüyordur bir şeyler. Evet. Mutlaka. Ünye Gençler Birliği Spor'un bir altyapısı var. Ünye Futbol Kulübü'nün var. Bu çok güzel bir şey. Bu altyapıdan hani futbolcu geldikçe hem Ünye Spor'a futbolcu vermiş olursunuz evet, veya bu takım bugün yarın yani bala çıksa düşünsene. Alttan gelen çocuğun ufku olur. İşte tabii. Ben bugün Ünye Spor'da oynayacağım diye oradan da işte tabii, büyük tabii, takımlara tabii. Sıçrayacağım diye bir şimdi, hayali hedefi olur. DSE şimdi, Karadeniz'de, Erdoğdu'da hepsi Trabzonlu. Sen de çık bala. Ünye Gençler bile örneğin çıksın. Oyna 10 tane yani Ünye nasıl diye. Abdülkadir Ömürler, kesinlikle, parmaklar, kesinlikle. Uğurcanlar çıktıysa. Kesinlikle. Yani sonuçta bunların hepsi bizim Ünye'de yani memleketimize de, yakın. Ünye'de de bayağı kapasite var. Bayağı var, futbol okulları var. Okulları var. Yani aynı şekilde bayağı bir öğrenciler var. Gençler Birliği'nin bayağı bir topçusu var. Yeterli var. Ben Samsun'a Ünye Futbol Kulübü'nün 12 yaş turnuvasına final maçına gittim. Samsun Spor'la oynadılar. Gerçekten çocukları çok beğendim. Çok İyi çocuklar bak, var yani. Biz Ünye Gençler Birliği Spor'la yaş ortalaması 17-18 yaşında çocuklarla şampiyon olduk. Evet. Ordu'da maçta finalde 2-1 yenmiştik. Kotdöre'yi yenmiştik. Bu takımı birinci amatöre çıkartan benim. Benim derken hep beraber. Ekip çalıştık. Ersin abi, Başkan Abdullah Bulat, o dönemki yöneticiler çok büyük destek oldular. Evet. Şampiyon olduk. O zaman Önder abi daha iyi bilir. Bedirhan, bak Bedirhan inanılmaz bir yetenekti. Berkin müthiş bir yetenekti. Bunlara o zamanlar yani ufak tefek İbrahim Hoca, Erhan Hoca, Başkan'a şöyle evet. Kızmış, kızgınlığım vardı. Bizim takımdan Ünye Gençler Birliği'nin en az 4-5 kişi Ünye 1957 Spor'un Bal Ligi'ndeki kadrosunda ilk 18'de bulunabilirdi. Oynardı. Evet. Oynar ne oldu ya? Dışarıdan aldık ne olduk? Hala Bal Ligi'ndeyiz. 15-20 trilyon para harcadık son evet. 3-5 senede. Yani gençler olması lazım. Evet. Yani zaten o
Oynayamayan adamlar zaten idman adamları. Aynen öyle. İdmanda çıkıyorlar. Adamların ben hiç forma giydiğini görmedim yani. Yani bir de yani dünya paralar verip de aldığımız futbolculara baktığında yani bu o futbol oynayabilecek ben gençlerin kesin olduğunu düşünüyorum memlekette. Evet, katılıyorum. Bir de ben burada maçı izledim. Ünye Gençler Birliği Spor'un diyorum kadroyu. Bu takım biraz daha hocalarımız da tabii ki bunu Orhan Hocam, Osman Hocam yavaş yavaş saha çalışmalarıyla bunu biraz daha şey yapacaktır da. Hani biraz daha Ünye Gençler Birliği spor topu yerden oynasa. Böyle rakibi ilk yarıdan aynı Ünye Spor gibi maç ilk yarı 0-0 bitti. Niye? Bir takım Kabataş gibi oynadıysa Ünye Gençler Birliği de Gölköy gibi oynadı. Hani dağındı. Hiç gerek yok. Ayağın iyi adamlar var. Atakan'ı, Onur Nalı arkada oynuyor Onur. Alır verir. Ballı yine gözün kapalı koy oynar. Levent gibi, Halis Hoca gibi, Ceyhun gibi ayağı iyi adamlarınız varsa. Hiç mesela ben şeyi anlamadım. Orta sahada faul oluyor. Hemen orada topu koy tık başla. Pas. Oradan ceza sahası şişirme. Kaleciye degajı. Ya, bence Ünye Gençler Birliği spor takımı kalecisi degaj yapmaz. Pasla çıkması lazım. Futbolun evrildiği nokta da ortada. Artık yani böyle olursa Ünye Gençler Birliği spor bal ligine çıkar. Ama böyle olmazsa elin ordusu elin uymaması ordusu derken yani takımlara. Bunu yine farklı şey yapmasınlar. Ordu da bizim ama Ünye takımı varken de ordudan bir tane daha takım bal ligine çıkmasın. Çıkmasın. Bu benim iki tane profesyonel ligde takımları var. Bu benim gözlemim yani. Kimse böyle kızgınlık, kırgınlık olmasın. Bu benim gözlemim. Kesinlikle katılıyorum sana. Bu konuda katılmamak mümkün değil. Yani futbolun da geldiği nokta ortada. Senin dediğin gibi sakin ve ayağa oynamak yani gerekiyor. Bunları yani, altyapıdan başlamak şöyle, gerekiyor ki ileride bu takım yani bu futbolcular çocuklar yukarıya çıktığı zaman yani kaliteli bir futbolcu olabilsin. Tabii. Ya bunu takımın iyi olduğu için söylüyorum. Ya takımın yetersiz de olsa sıkıntı yok. Sen bu arada, görüyorsun yani yetenekli çocuklar yani var. Yani yetenekli. Şimdi Atakan'ı bilmiyor musun? Ceyhun'u bilmiyor musun? Hepsi, Levent'i biliyorsun. Hepsi çok çok müthiş çocuklar yani. Takımda ayağı olmayan bir Nuri var. 1957'de de oynadı yani. Evet Tolga'cığım sana bir soru sorayım. Sor Murat abi okuyabilecek misin? Okurum. Yok yok buradan okuyacaksın. Yok sen onu sen okuyun. Tamam. Kadir Demir selam iyi yayınlar demiş. Deli Kadir. Murat Saylan selamlar iyi yayınlar. Öncelikle benim bir sorum olacak Önder Tam Türkiye. Seni artık fırında görmek istemiyoruz mahalle halkı olarak. Tolga kardeşime de bir sorum olacak. Artık Ünye Spor için başkanlık zamanı gelmedi mi? Ya tabii ki gelmedi. Yani sonuçta şu anda çok güzel bir başkanımız var. Evet. Mehmet Ali kardeşimiz yani çok güzel bir başkanlık gibi yakışıyordu ona. Ya gelecek ne gösterir ne eder? Tabii bunu bilemeyiz. Yani hepimiz Ünye Spor'un başarılı olmasını isteriz. Yani bugün mevcut başkanımıza hepimiz sahip çıkalım. Yani evet. Benim tek istediğim şey bu. Şu anda kesinlikle. Yani kimin elinden ne geliyorsa ben de dahilim buna. Ünye Spor'un başarısı için mücadele edelim. Yani başkanlıktır, yöneticiliktir. Bunlar gelip geçici var olan Ünye Spor. Önder abi sen ne diyorsun? Seni artık mahallede fırında görmek istemiyorum dedi. Geçen hafta konuğumuz Murat Saylan'dı. Burada programı baştan sona takip ettim. Fırındaydım o zaman da. Şimdi o programda şöyle bir şey söyledi. Ben dedi kesinlikle dedi. Para için dedi bu işi yapmam. Ben de gönülden de Ünye Spor sevdalısıyım. Doğrudur. Bak çok sevebilir. Fırına geldi. Fırında sohbet ederken dedi ki Murat hani artık evlendin baştan da çocuk sahibi oldun. Hani bir iş bulsan artık falan. Yani bu taraftar işi olmadı yani amigoluk yapmaya gerek yok falan. Ben de parama bakarım abi. Ben de parama bakarım dedim. Yani söylediğim yalandı yoksa burada konuştum. Bu da Rıdvan gibi çıktı. İfşaladık Murat. Bu da mı Rıdvan gibi çıktı? Ama gerçekten yani maçlarda güzel görüntüler. Evet işin şakası evet. Çocuk yani. Anlayış yaratıyorlar, emek veriyorlar. Yapıyorlar kesinlikle. Yani bir de şu. Onlara da destek çıkılması lazım. Evet. Kesinlikle yani. Parasal yönden de mesela şimdi lazım. Şey yapıyor yani çocuklar bu eve başkası vermez. Evet. Pankart çalışmaları var. Mesela bizim Ünye'li iş adamları bu çocuklara yardımcı olsalar 3-5 bunlar da işte deplasmana gidiyorlar. Şey yapıyorlar. Katılıyorum kendi, abi. Kendi masraflarını çok kendileri çıkartıyor. Çok da iyi bir taraftar grubumuz var. Ben de taraftar. Çok şahane. Bir tek onların şeyine kızıyorum ben. Şu küfür olayını tribünde bir bıraksalar. Ona da değinelim ekstra. Evet. Ben de çünkü taraftarlar orada, sorunu yöneticilik yaptığım zamanında biliyorsun. Evet. Orada küfür olmaması çünkü bayan taraftarlar da bayağı bayan taraftar var bu arada. Bayan taraftarlarımız oluştu. Arkadaşlardan ricamız kesinlikle ne olursa olsun takımımıza destekleyelim küfürlü hiçbir şekilde. Sonuç ne olursa olsun yani kötü sözün şu anda Ünye stadına girmemesi lazım. Çünkü aynen. Ben takip ediyorum sosyal medyadan paylaşımlara bakıyorum. Bayağı bir bayan taraftar var. Yani hiç ben geçmişte de hani geliyordu ama bu kadar değildi. Yok. Yani bu şeyi korumak adına hani küfürün olmaması lazım. Evet, küfürün olmaması. Özellikle taraftara Murat Saylan, Onur Ankun ve taraftar grubu liderlerine buradan sesleniyorum. Geçmişte de ben bu konuda çok katıydım.
ve bizim zamanımızda böyle küfürler artık çok az denilecek seviyedeydi. Ona çok dikkat edilmesi gerekir. Kardeşlerim lütfen, yani taraftar liderlerine sesleniyorum. Yani küfür olayını bitirelim. Olmaması lazım. Tribünde şey yapalım ya, yani çok şey derim. Geçen hafta da konuşuyorduk. Mesela başka bir grup daha olacak dediler. İnşallah olur. Yani ya, olması güzel olur da ben o galiba yalan haberdi. Yani bir belki Ömer Faruk Aydın. Ömer abi şimdi Ömer abi şimdi iş yeri açınca. İş yerinden dolayı yemek sepeti bana bir üyeye getirdi. Ya olur, ilerleyen zamanlar, bugün olmazsa ilerleyen zamanda olur. Az bir yukarılara daha tabii çıkalım ki, o zamanlar kesin ki daha iyi. Tabii tabii, yani bugün Trabzon'da 15 tane grup var. 16 evet. tane grup var. Mesela her ilçenin takımlarında bir sürü gruplar var. Yani olabilir. Yani olması da bizim çok, için. Burada çok fazla olması da çok karışık. Ben bir kere Trabzon'a maça gittim. Kimin ne bağırdığı belli. Şimdi birleşti hepsi maratonda. Kendi aralarında kavga ediyorlardı. Aynen. Evet. hiç kimseyi bulamasalar kendi kendilerine yani, kavga ediyorlar. Yani lider olup bomba arkasınca. Maçta kavga çıktı. Rıdvan'ı kaçarken gördüm. Ulan Rıdvan. Yine Rıdvan. Yok abi, ona Yavuz Aga şey demiş. Sen kavgaya elleme demiş. Git demiş. Sen kaç demiş. He, o yüzden. Yoksa daha da olur. Rıdvan. Evet de. Buyurun abi. Evet Tolga'cığım şu an Ünyespor yönetiminde olsan hangi kararları alırdın? Abi ben işte az önce de söyledim. Yani gördüğüm kadarıyla bir tane iki tane bir tecrübeli bir abinin sanki olması gerektiğini düşünüyorum. Tamam, olan kardeşlerimiz gerçekten söyledim az önce de. En güzel tabii ki. Yani tarihin en iyi yönetimlerinden yani. Biri. Ama sanki böyle bir eksik parçalar var gibi geliyor bana. Yani burada da bir büyük bir abi. Yani niye olmasın ki? Yani neden olmasın? Her türlü imkan var. Evet. Yani sadece ben başaracağım, ben yapacağımdan ziyade hep beraber birleşerek beraber yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben başarının da öyle geleceğini düşünüyorum ayrıca. Yani bu konuda düşüncelerimizi yönetimdeki arkadaşlar duysun. Tecrübeli bir abi ya yönetimde biz, olmasa bile en azından yanlarına gidip bir fikir alışverişinde hani bulunulması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani yönetimde olmasa bile gidip bir sohbet etsinler, hani gidip çaylarını içsinler abilerin, fikirlerini alsınlar. Belki bildikleri bir şey vardır. Yani mutlaka vardır. Hani ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Onun haricinde yönetim zaten başarılı, dediğim gibi güzel bir yönetim isim olarak. Hepsi evet. benim tanıdığım kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım var tamam. içinde keza. Bu şekilde devam etmesini istiyorum. Yani güzel bir yönetim kaybolmasın. Başarı zaten mutlaka gelecektir. Dediğim tabii. gibi tecrübeli abilerden de mutlaka desteklerini alsınlar diyorum ben. Evet, evet yorumlar var. Yine Sefa Ateş, Tolga abim yazmış. Orhan Uçar, hepinize iyi yayınlar güzel insanlar. Bu takım bu sene hepimizin desteğiyle çıkacak inşallah. 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 Muharrem abi yine bir şeyler yazmış. Seviyorsa insan candan sevmeli yazmış. Evet. O yine uçmuş. Muharrem abi dükkana kapatıp gitmiş demek ki. Murat Demeler de Yavuz Aga yazmış. Gülücük gülücük bırakmış. Muharrem abi Tolga. Evet Yavuz Aga'yı çok yazmış. Seviyor Murat Demeler. Kankisi ayrıca Sebat'tan. Şeyden Vakfı Kebir'den değil mi? Evet Yavuz Aga. Evet Vakfı Kebir'den. Şey, tecrübeli abi değil Tolga, Gattuso gibi futbolcular lazım. Koşmadan maç kazanılmaz. Evet Muharrem abi geçen gün bu yaşımda ben bu takım kadar koşarım dedi bana. Sabah ben kahvaltı aldım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Muharrem abi zaten. Oynadığı dönemde gerçekten de çok çalışkan bir futbolcuydu. Muharrem çok güçlü bir futbolcuydu. Evet. Mücadele etmeyi çok sever. Aynen. Gattuso ve gibi bir adamdı yani. Koşmadan maç caizse. Kazanılmaz. Kesinlikle. Yani bizim gerçekten ben bu hafta izlediğim Ünyespor çok beğenmedim, açık ve net söyleyeyim. Yani takım yürüyor sahada. Hiç böyle yani kurulmuş takım, güzel takım. Neden böyle oynuyorlar onu da hiç anlam veremiyorum. Bu takıma 4-5 atması lazım Ünyespor'un. Yani yeni ilk yarıda gol bulması lazım. Yani bir de seyirci senden yana, saha senden yana. Yani anlamıyorum. Tıklım tıklım tribünler. Tabii tıklım tıklım. Ama işte hoca da yoktu. Hani bir hoca sıkıntısı vardı demek ki yani. Çağlar Hoca'la yollara ayrıldı. Yani bundan sonra yeni gelen hoca belki bir katkı tabii sağlar. Ki, bu konuştuklarımız yapalım. Belki ilerleyen maçlarda önümüze gelebilir yani. İyi sonuçlar çıkabilir. Tabii ki. Umarız yani öyle iyi, olur. Yani iyi olması lazım. Yani taraftarım var. Çok güzel taraftar var. Evet. Yani mesela evet, başkana şey de dedi. Haftaya dedi. Bütün tribün açılıyor. Mesela bu hafta. Ne kadar güzel. Takım, İnşallah hava da güzel. O günde yağmur yağar. Şey, yine yorumlar var. Onları da okuyalım. Okuyalım. Emek veren insanlara. Kesinlikle. Kesinlikle. Başkan şu vermiş oldu. Evet. Karşılığını inşallah alır diye. Arda i̇nşallah. Kuyumcu Gürücük yollamış. Arda kardeşime selamlar. Aleyküm Arda. Selam. Özgen Soysal, iyi yayınlar. Hepinize selamlar. Tolga Başkan'a selamlar yazmış.
Ve az daha unutuyordum. Sezer Dönmez. Hani geçen hafta konuştuk ya, Fırın'ın servisçisi kaleye geçmesi bekleniyordu. He, onu bir anlasana. Osman Hoca geçirmedi. 15 yaşında çocuğu oynattı. Vallahi. Fırıncının hayalleri yıkıldı desene. Evet, Sezer'in hayalleri yıkıldı. Burada iyi yayınlar, herkese selam demiş. Aleyküm selam Özgen Sezer. Özgen Soysal'a, Bedir kardeşime, kardeşim Bedir Volkan Aral'a da buradan çok selamlar olsun. Evet, biz de yolluyoruz. Bizler de selam yolluyoruz buradan. Şimdi Orhan Uçar bir yazı yazmış. Orhan Uçar'a şimdi bir, yani şey, gelen takımlar bize artı bir motivasyonla çıkıyor. Katı bir savunma yapıp takımın oyun kurmasını engelliyorlar. Güzel kardeşim. Zaten öyle yapacaklar. Öyle yani. Yapacak da o zaman Barcelona falan her maçı 1-0 bitsin. Barcelona'ya karşı konsantre olmuyor mu takımlar? Real Madrid'e karşı. Evet. Yani sen çözüm bulacaktın. Ulan taraf yani olacaktın. Çözüm bul, biz bu çözüm için. Ya sağlı sollu ortalar yapacaksın, pas alacaksın. Yani ben şey göremedim yani takımda böyle. Özellikle iç saha maçlarının değil mi abi? Böyle yani çok rahat geçmesi zaten gerekiyor. Zaten deplasmanda sert maç oynamadık. O Söğütlü ile Ordu Gücü'ne karşı oynadık. Söğütlü maçı hatta buradaydı. Mesela Görele maçı çok yumuşak bir maç olmayacak. Sert bir maç ama ben o maçı da yeni hocamızla kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Fatih Buluş Şeylan Sakarya'dan bir selamlar olsun size. İş kazası hakkımız vardı. Onu kaybettik. Artık bundan sonra da maç kaybetme gibi bir lüksümüz yok. Spor çünkü... Bu nazar olsun abi. Evet. Geçen haftaki programlarda da zaten onu söylemiştik. Bu nazar olsun. Yani takım bundan sonra çıkış açık geçecektir yeni hocasıyla birlikte. İnşallah öyle umut ediyoruz. Evet, evet. Dileklerimiz... Ben size bir soru sorayım. Türkiye playoff kurası çekildi. Çıkan takımlar. Portekiz. Allah Uğurcan'a yardımcı olsun. Ya Portekiz'i geçtin İtalya. Yani çok zor ya. Yani düşemeyecek en kötü gruba düştük. Evet. Yani yani büyük bir ihtimalle ben gidebileceğimizi düşünmüyorum abi. Yok ben de çok zor artık. Düşünmüyorum. Portekiz'i ama yenebilir miyiz? Yeneriz. Yani Portekiz maçının çok Fransa'yı yendik mi? Yendik. Bir de tek maç deplasmanda değil mi? Tek maç oluyor. Tek maç deplasmanda. İki maçta deplasmanda olacak herhalde bildiğim kadarıyla. Evet evet evet. Fransa'yı yendik. Yani neden Portekiz'i yenmeyelim? Olabilir. Ama ileriki hücum hattı. Yani inanılmaz bir hücum hattı var abi ya Portekiz'de. Yani Cristiano Ronaldo'yu saymıyorum yani. Bir de bizim Diogo Jota olsun, Bernardo Silva olsun. Merih Demiral'la Zeki bir sefleşiyor ya milli takımda. Ya takımında mesela çok iyi. En iyi bölgemiz aslında. Aynen. Kaleden ve stoperlerden yani çok müthiş bir bölgemiz var aslında. Çok büyük bir şans bu. Evet. Ama bizim çıkışlarda yani hızlı çıkışlarda önde çok büyük sorunumuz olduğunu düşünüyorum ben. Kulüp bazında çok oynayan şey yok. Geçiş futbolu oynayan. Türkiye'de yani, sıkıntı forvet kardeşim. Iyi. Bak Türkiye'de sıkıntı forvet. Ya o da bu hafta bizim gol attı. Milli takımdan en kötüsü Burak bu hafta yine gol attı. Ben abi ben Burak'ın kesinlikle ve kesinlikle geçen de bir paylaşım yaptım. Halil Dervişoğlu oynamadı. Yani kesinlikle olmasını Halil istemiyorum. Dervişoğlu. Çünkü Burak Yılmaz adam geçemez. Burak Yılmaz ofsayta takılır. Burak Yılmaz karşı karşıya kalsa atıp atmayacağı da belli değil. Yani garantisi yok. Bizim Canini geçti. Canini yine geliyor. Defanstan top çıkartıyor. Sağ bekte oynuyor. Bazen sol beke geçiyor. En eli ayağı düzgün. Murat abiyle salacık şivesiyle geliyor gidiyor. En eli ayağı düzgün şu anda forvetimiz Halil Dervişoğlu gibi aynen, görünüyor. Aynen kesinlikle. Murat abiyle biz çok uğraştık onu. Trabzonspor'a aldırmak için. Enes gerçekten 3 haftadır gol atıyor galiba. O bizim evet, yeterli ama olmaz ya. O da ya o çok o çocuğa çok olmadı o ya. Şans evet. Verildi. Muharrem abi yine yorum yazdı. Mehmet Ali Durak kardeşime üzülüyorum. Bence bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Şahsen bu takım gruptan çıksa playofflarda başarılı olması zor. 2 futbolcu değil 5 futbolcu lazım. Evet. Muharrem abi de yol yakınken önlem alınmalı. Muharrem abi yine yaz yorumlarla katıl bize. İstiyorsan seni telefonla da bağlayabiliriz Muharrem abi. Yani Muharrem abinin görüşleri çok önemlidir. Aynen Muharrem abinin de tam... Erdin Şoran'ın yaptığı yorum da çok güzel. Tam da Muharrem abinin saatleri saat 9'u geçmiş. Sen okur musun Önder'cim? Aynen. Ne yorumu yapmış? Erdin Şoran Portekiz ve İtalya'ya geçersek bize Dünya Kupası'na vermeleri lazım demiş. Yani evet zaman. Arkadaşlar zamanımızın vaktimizin evet. Sonuna geldik. Murat çok... abi, bu arada Murat abinin her pazartesi dizisi var Show TV'de 21.10'da 3 kuruş ona yetişmesi lazım. Yok ben TRT'deki diziyi izliyorum. Hangisi abi? Buradan Fatma Gönül suçu ne? Bir iki selam yollayalım abi. Tabii. Vaktimiz yani, varsa. Tabii. Yani buradan eşime, kızıma, sevgili anneme, kız kardeşim Aybike'ye çok çok selamlarımı yolluyorum. Aybike de şimdi yorum yazmış. Çok güzel bir yayın, teşekkürler diye. Canım benim. Ben de buradan Hekimoğlu Trabzonspor Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu'na selamlarımı iletiyorum. İnşallah bu hafta Adana Demir maçına bir gün önceden gideceğim. Gideceğiz. Yine onun misafiri olacağız. Bizi çok güzel ağırlıyorlar.
Bir de Suat abimiz var. Onun da sana çok kardeşi. Komik bir videosunu anlatacağım. Kardeşi. Maç programdan sonra. Özgür Yankaya'ya bir şey videosu vardı yani. Hakem. Ha evet evet. Oydu o. Öyle mi? İnşallah onunla da bir gün tanışırsın abi. Yazları İnşallah. Geliyorlar buraya. İnşallah tanışalım. Önder abi ekmek fiyatları, un fiyatı. Dolar etkili mi ekmeği? Yani etkiliyordu ama şu an durdu. Dolar durdu mu? Şu an bize şey, devlet bir el attı şu an onun işine. Evet. Doğru bir hamle. Bu Arap sermayesi falan filan biraz etkili gibi oldu yani. Yoksa aradan çıkardın abi. Evet, büyük ihtimal öyle olacaktı. Uğran Ahmet kardeşime çok selamlar. Ömer Faruk Aydın'a çok selamlar. Ömer tam Faruk abi de Yemek Sepeti'nin reklamını yap abi. Evet, Ömer Faruk Ünye Yemek Sepeti bana bir uygulamasını getirdi. Mustafa o kardeşimizle birlikte. İnşallah onlara işlerinde bol kazançlar diliyoruz. Çağırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Çok güzel bir akşamdı gerçekten evet. Abi. Zamanımız çok çabuk geçti. İnan ki süreyi bayağı aşmışız. Evet. Ya sabaha kadar olsa biz yaparız. Valla Bedir abi de şey almış. Bu dörtlüğü bozmayın. Güzel yayındı. Böyle arada bir bu dördü. Tabii bir şeyler söylemek istiyorum. Saylan kardeşime borçlarını getir kardeşim. Buradan da demeseydi miydi? Yaparız yine arada. Halil evet. Kardeşim, çok inşallah güzel programdı. Evet. Çok güzel program geçti. Valla bir saati aşmışız. Bir saat 15 dakika falan olmuş. Murat abinin Samanyolu TV'de Sır Kapısı dizisi de. Evet. İyi. Çok güzel yayın oldu. Ben çok mutlu oldum. Fenerbahçe yeniliyor. Daha da mutluyum. Evet. Öyle. Yine mi yeniliyor? Trabzon'a çalışıyoruz. Evet. 1-0 önde hala. Evet. Ben bu akşam bir şampiyonluk turu atayım. Zamanı geldi. Tamam. O zaman buradan herkese bizi izleyip bizi yorumlarla katılan arkadaşlarımıza, dostlarımıza, izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkeslere hayırlı akşamlar. Böyle güzel iki insanla beraber olduk bu akşam. Halil Hocam da var. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ olun. Sağlıcakla kalın diyoruz. Haftaya 1-1 olmuş maç. 1-1 mi oldu? Haftaya yeni konukla buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar. Hoşça kalın.